Duyuyorsunuz değil mi? Vallahi Hocam benimkisi soru değil hocam diye aslında, Nihat, sıkıntı. Nihat Hoca yaptınız bize. Evet. Buyurun. Hocam benimkisi soru değil, sıkıntı. Sıkıntımı dile getireceğim. Hocam siz hep diyorsunuz ki Ha hani buyurun. başvuru yapın E-Devlet'ten. Hocam ben E-Devlet'ten başvuru yapınca ne yazık ki vakıfla kedi köpek gibi oluyorum. Sürekli bana diyorlar ki hani sen neden E-Devlet'ten bir daha şey yapıyorsun? Senin dosyan var zaten. Hocam öncesinde de zaten hiçbir şekilde yardım alamıyordum dosyam olmama rağmen. Bana diyorlardı ki sen neden gelip hani yardım almadın? Benim bilgim yoktu. Sizden sonra ben artık E-Devlet'ten hep başvuru yapmaya başladım. Şimdi veriyorlar. Hocam bu onların cebinden mi gidiyor? Niye bize Bak, yardımcı çok olmuyorlar? güzel bir çok güzel bir tespit. Çetin, Sibel Evet. Hanım'ın dediği. İşte biz bunu söylüyoruz arkadaşlar. E-Devlet'ten Hocam Allah razı yaptığınız olsun. zaman Sizin sayenizde vallahi bütün yardımları alır oldum ben. ne güzel ya, vallahi süpersiniz. Sibel Hanım, şöyle bir şey var. Bakın, vakıflar sadece yardım kuruluşları olarak bakmayın. Vakıfların takip etmesi gereken birçok sosyal, ne diyeyim ben size, kol var. Bu sosyal destek paketlerini gerekli olduğu yerlere, gerekli kişilere ulaştırma noktasında onlar sadece saha görevi görüyor. Şimdi saha görevi gören bir ekibe siz direkt başvuru yaparsanız o ekibin ancak işini zorlaştırırsınız. E-Devlet'i devlet niye devreye soktu? E-Devlet dediğimiz sistem devletin vatandaşıyla arasındaki bir köprü. Şimdi siz bu köprüyü kullanarak doğru yerden doğru yolu izlerseniz zaten hedefe gidersiniz. Orada açılan her dosya dijital olarak sisteme kaydı gerçekleşiyor. Bu kayıtta Hocam inceleme diyorlar ki noktasında hızlı. işimizi uğraştırıyorsun. Niye dosyan varken niye dosya Tamam. açıyorsun sen bize? Tamam, siz oraya gittiğinizde dosyayı açmış oluyorsunuz ama E-Devlet'ten yaptığınızda sadece Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na düşmüyor bu dosya. Sosyal Aile Tabii. Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri kayıt tabanına da düşüyor. Nedir? Onun Belediye için de yani. mecbur yardım yapmak Bakın. zorunda kalıyorlar. Hayır, dinleyelim. Veri Aynen. tabanına düşüyor. Mesela belediyenin veri sistemine düşüyorsunuz. Valiliğin veri tabanına düşüyorsunuz. Bu sadece dosyayı öyle ama algılayalım. Yani siz kuruma gittiğinizde deminki dediğim gibi mesela şimdi biz buradan sizlere yayın anlatıyoruz. Biz saha görevi görüyoruz ama siz başvuruyu yaptığınız zaman devlet sizi tanımış oluyor. Diyor ki benim bu durumda bir vatandaşım var. Ben buna farklı kanallardan yardım edeyim diyor. Ama siz bana bunu anlattıkça benim işimi zorlaştırırsınız diyor kurum size. Biz sürekli bunu anlatıyoruz. Aynen E-Devlet bunun için öyle. var. Doğru kullanın. Bak siz teşekkür ediyoruz. İnşallah hocamın dediği gibi yani sadece sosyal yardımlar değil, daha farklı konularda sizi rahatlatıcı kararlar alınsın, sizin hayatınızı etkilesin. Bu E-Devlet'i düzgün kullanan kişilerden birisiniz. Ayrıca duyarlılığınız için de Evet. tekrar teşekkür Hatta ediyorum ben buna. Çetin, bak Hocam Allah Elif Hanım razı demiş olsun, ki iyi yayınlar. ben E-Devlet'in yanı sıra CİMER'e bile yazdım demiş. Sibel Hanım çok sağ olun. Ben yorumlarınızı da okuyorum sizin. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Hayırlı geceler diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun hepinizden. Sağ olun, sağ olun.